sağlığı güvenliği açısından mobbingin boyutu ve buradaki süreçleri tanımlayacak olursak, özellikle iş yerindeki psikolojik risk etmenleri ve çalışanın sağlığına etkisi. Çünkü psikososyal risk etmenleri başlığı altında onlardan etkenlerden bir tanesi olarak ya da mobbing ele alacağız. Ama bunun öncesinde aslında bu konu iş sağlığı açısından da ülkemiz yeni olduğu için daha taşlar yerine oturmadı. Belki de pratikte sahada alanı betimleyecek olan şey burası. Çünkü biz burada işin entelektüel boyutunu konuşuyoruz. Sonra olay vakaya dönüşünce hastanede tedavi boyutunu veya mahkemede konuşuyoruz. Ama aslında arada cenayeden yani uçta temas ettiğimiz konu iki tane profesyonelle karşı. Bir insan kaynakları profesyonelle, bir de iş sağlığı güvenliği profesyoneliyle çalışan, o bilgiye uğrayan ya da iştiren. Bu onların gözlemi içerisinde mobbing oluyor, bu olay yaşanıyor. Acaba biz evet insan kaynaklarını eğiterek bu anlamda şey yapabiliriz ama aslında tam da bunun yani tanımlama, betimleme, o ortamın düzenlemesi açısından aslında iş sağlığı güvenlik profesyonellerine, burada da tam da bu noktada iş yeri hekimlerine. Çünkü belki dışarıda her bir şirketin, kurumun özel avukatı vardır, işte doktoru vardır ama bizde son zamanlarda avukatla alakalı herhalde hukukçularla alakalı bir danışmanlık anlamı yapmak zorunda kalacaksın diye bir şey vardı ama şu anda bildiğim kadarıyla bir psikolog danışman zorunluluğu yok, doğru mu? Yok. Ama bir iş yeri hekimi zorunluluğu nihayetinde geldi. Şimdi eğer biz işletmelerde bu anlamda iş sağlığı güvenliği profesyonelleriyle karşılaştırıyorsak ki tam da bunun alanına giriyorsak burada betimlemek lazım. Biz iş yeri hekimlerini eğitiyoruz. Ben size onlara ait bir slide tamamlık paylaşmak için atmışlar bir slide ama ben burada bir 3'te 1'le yakınını kullanacağım. Hızlı geçeceğim burada. Aslında biz bunları doğru ettiğimiz zaman yasal altyapıyla biraz orada eksikler var. Tamamladığımız zaman başka bir şey elde edebiliriz. Bugün maalesef ülkemiz dünyada iş kazalarında ilk sıralarda. İlk birinci diyorduk ama şimdi demiyoruz inşallah. Hani ilk sıralarda Avrupa'da belirlediğimiz hala söz konusu. Dünyada ilk sıralarda. Ama enteresan bir şey. Meslek hastalıklarında biz neredeyiz biliyor musunuz? Sonuncuyuz bizden. Çok önemli. En sonundayız. Bir paradoks değilsin. Çünkü niye? Aslında buzdağının altında biz tanımlamıyoruz. Meslek hastalıkları içerisinde de aynen. Nedir mesela? Diyelim ki mesela bir kişi asbeste maruz kalıyor, silikozis oluyor, şu oluyor, bu ya da başka bir şeye maruz kalıyor. Bir kalp hastalığı ortaya çıkıyor. Ama bir kişi biliyoruz ki biz daha çok strese maruz kalıyor. Psikososyal risk etmenlerine maruz kalıyor. Ama hatta bunun bir sonraki aşaması psikososyal risk etmenleri ortaya çıkarttı. Hastalığı görüyoruz ama diğeri tanımlamıyor. Çünkü niye? Bizim bunun meslek hastalığı tanımlamadan ne ortaya çıkacak? Çalışan ödediği SGK primlerinden dolayı bir şey elde edecek. Bir hak elde. Ettiği hak nedir? Tazminat elde edecek. Ama maalesef bu size büyük bir şey düşüyor burada. Sonra bir yere kadar geldik gerçekten. Maalesef sağlık şura kararlarımızda bu hastalıklar tanımlanmıyor. SGK sağlık şurasında kim akademisyenlerden oluşuyor, hukukçulardan ve bürokratlardan oluşuyor. Orada işte bir maruziyet süresi var. Diyor ki bir kişi bir şeye maruzsa, 5 yıl sonra da ondan ayrılsa da ortaya çıksa, biz diyoruz ki bir kod karşılama içinde çalışıyorsa, bu silikozis oradaki daha önce kasiyerlik yapsa da daha sonra, diyoruz ki bir oradaki işiyle alakalıdır. Şimdi, oysa psikososyal strese maruz kaldığı zaman burada bir hastalık ortaya çıkıyor, birazdan bahsedeceğim. Ve kronik hastalık başka bir şeye dönüşebilir. Ama maalesef biz bunu tanımlamadığımız için kişi burada bir kalp elde ediyor. Demek ki bundan sonraki çalışmalarımız belki çalıştay boyutunda buralara etki edip bu tanımlama betimleri yapmamız gerekiyor. Ben biraz da slide'e döneyim. Bu çalışıyor değil mi? Şimdi stres diyoruz. İş yerlerinde stres arkadaşlar. Kas iskelet sistemi hastalıklarından sonra en sık karşımıza çıkan sorun. Bu üretim kapasitesini etkileyebilir, şunu yapar, bunu yapar. Ama bazen bizim toplumumuzun enteresan bir kolay adaptasyon da sağlıyoruz. Belki bu bazı şeyleri halının altına süpürmemizi de gerekiyor. Bir güzel bir durumda olabiliyor ama belki de bunları görmemizi engelleyebiliyor. Şimdi baktığımız zaman neden ve sonuç işlerine
Potansiyel kaynak olarak bunlar var. Çevresel faktörler, örgütsel faktörler, bireysel faktörler, fizik, teknik şartlar, birazdan bahsedeceğiz. Bu tür psikososyal ispatları ortaya çıkartan faktörler. İşte örgütsel görev, rol, daha çok insan kaynaklarından, bireysel faktörler. Bunlar bireysel faktör üzerinden sonuca gidiyor. Mesela bütün bu etkiler aynı sonucu doğurmayabilir. Çünkü burada belirleyici olan kişilerin, diyelim ki mesela bir fiziksel bir bant vardır, taşıma şeyi vardır ama orada yapılı bir erkek vardır, farklı etkilenir. Yan pendiğinde ya da çalışan tezgahta o daha farklı etkilenir. Bireysel farklılıklar sonucu etkiliyor. Sonuç olarak ne çıkıyor karşımıza? Fizyolojik, psikolojik, davranışlar ve örgütsel sonuçlar ortaya çıkıyor. Fizyolojik baş ağrısı, tansiyon hastalıkları, psikolojik uyku bozukluğu, depresyon, tatminsizlik. Davranışsal olarak dargınlık kaza, birazdan bahsedeceğim aslında iş kazalarının büyük bir çoğunluğu bu bağlamda çıkıyor. Yine örgütsel anlamda devamsızlık, performansı azalma vesaire şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu psikososyal sağlık kontrolü, mental durum muayeneleri nasıl bunu yakalayacağız peki işletmede? Yani biz tüm olarak şeyi göreceğiz, sonra psikolog arkadaşlar yönlendireceğiz ve yardım alacağız. Veya bu sırada geçerli olan çeşitli testler, ölçekler, formlar kullanabiliriz. Mücadele açısından ne yapıyoruz? Hem de stres kaynaklanan kişisi diyoruz. Ben birazdan bahsedeceğim. Aslında konusunun başında vardı. Derken ben atladım ya da buraya gelmemiş olabilir. Temel bir sıkıntımız daha var. Yeni bir çalışma konusu. Risk değerlendirmesi. Bütün işletmeden arkadaşlar var değil mi? Risk değerlendirmesi yaptırmayan arkadaşımız var mı kurumunda? Yok. Yasal zorunlu. Yaptırmasan cezası var. Maalesef risk değerlendirme tanımları altında psikososyal risk etmenleri yeni koyuyor. Evet, gürültü. O da daha sonra psikososyal başka bir şey oluşturuyor ama. Şimdi temel sıkıntımız şu. Burada stres kaynaklarını tanımlamak, bunları bir risk değerlendirmesi ölçütü olarak psikososyal risk etmenleri tanımlayıp bunu kim yapacak? İSG profesyonel. Kim var başında? İş yeri kim arkadaşımız? İş güvenliği uzmanlığı kısmında da affettiğimiz konular var. Onlar da bunu yapacaklar. Yine stres kaynaklarını azaltmak ya da yok etmek. Çünkü bizim işimiz tedavi edici. Hep Türkiye'de sağlıkta bulunan kaybetti. Aslında temel şey şurada bu şu olması lazım. Devletin yaklaşımı. Önleyici ve koruyucu. Önleyici koruyucu yapmadığımız zaman tedavi edici kısımda yığılıyor sorunlar. Ve burada yığıldığı için işte hocam dediği gibi işte biz ancak 2 saat, işte 4 saat görüşmemiz gerekiyor, o da olmuyor. Ama biz buralarda bunları halledebiliriz. Ve gerçekten çok daha düşük maliyet halledebiliriz. İSG profesyonellerin başka bir insan kaynaklarından daha farklı çalışma biçimi var. Biraz daha bağımsızdır yasa gereği. Onlar aslında bunu tam anlattığımız zaman belki bu sorunu çözebiliriz. Ve çalışanların stres yönetimi sonuçlarının alınması örgütsel çalışmalar. Hızlı geçiyorum slide'e. Ben burada hani diğer arkadaşların konuştuğu kısımlar var. Özellikle ilgi bir alan konusu. Stres yönetimi nasıl mücadele edeceğiz? Eğitim, personel güçler, ekip çalışması. Çalışma orta iyileştirilmesi çok önemli bir şey. Aydınlatma, gürültü, temizlik, titreşim. Mesela tekrarlayan hareketler. Bunlar psikolojimiz başka şeyle oluşturuyor. Ergonomi. Yine bu bağlamda eğitimler, teknikler, uzman arkadaşlarım hızlı geçiyorum bunları. Ben sunumu bölmek istemedim. Tamamını bir rehber daha var. Yani katılımcılara bırakmak için. Onun için hani o bölümde bir bölümden anlatacağım. Zamanımız da olmadı hani ayıralım diye. Şimdi buradaki şey, altta az önce konuşuldu ama ortalama 15 ay, kalıcı etkilerince 29-46 ay sonrası ortaya çıkıyor. 30 yıl çalışıp maruz kalması %25 civarında çalışalım. Şimdi bu farklı farklı bir şey psikolojik tarzları, tunda, yatay, dikey, bütün bunların hepsi ile aslında biz toplumda karşılaşıyoruz. Geçtim bunları. Ben bırakacağım size bu anlamda. Sadece üzerine konuşmak istediklerini konuşmak istiyorum. Şu arkadaşımız konuştu. İLO'nun bu konuya yaklaşımı var. Onu biraz belki bu slide ifade etmek istiyorum. Psikososyal tehlikeler açısından. Şimdi mobbing doğru bizim için yenik ama dünya için de aslında İLO tanımlarına da girmemiş yeni bir tanım ama bir rahatlığımız var. Psikososyal stresin altında hani oradan geçebiliyoruz ama kendine özgü tekrar şeyler yapılması lazım ayrıca.
iş duyumu, iş örgütlenmesi yönetimi, çevresel erişim koşullarıyla işçilerin uzmanlığı ve gereksinim arasındaki etkileşim temelinde tanımlanmış. Psikososyal tehlikeler. Bunlar bu tehlike işin psikolojik veya fiziksel hasar oluşturma potansiyeli taşıyan tasarımından, o işin, yani o işin biçiminin iş yapış tasarımından, örgütlenme, yönetim özellikleri şeklinde karşımıza çıkıyor o tehlike. Bu tehlike bizi psikososyal etkinin ortaya çıkmasına şey yapıyor. Şimdi iş kazalarında ve meslek insan faktörüne baktığımız zaman çalışma ortamı, aslında biz çalışma ortamını iş sağlığı güvenliği açısından uygun hale getirdiğimiz zaman sorunları aşabiliyoruz. Büyük ölçüde. Birinci başta bu slide koyalım, gerçek anlattığım gibi. Psikososyal tehlikeler ne yapıyor? Bakın tehlikeli durumlar hepsi var. Ama bu özel sağlık durumları oluşturuyor. Çalışanı etkiliyor. Çalışanı etkilediği zaman hastalık ortaya çıkıyor. Şimdi her hastalık meslek hastalığı değil. Burada bir fark var. Hastalık ortaya çıkıyor. Adamın psikolojisi bozuluyor. Bir iki ay tedavi alıyor. Düzeliyor. Bakın. Yani kendi içinde halletti meseleyi. Ama veya bir maruziyete kalıyor bu toza. Akciğer hastalığı ortaya çıkıyor. Yani alerji oluyor hallediyor ama sonra başka bir şey oluyor. Hastalık aşama halde atlatılamıyor. Meslek hastalığına dönüşüyor. Meslek hastalığına zarar ortaya çıkartıyor. Çalışan diğerleri işe, ülke zarar görüyor. Ya da bir şey oluyor. Çalışanı etkiliyor. Bakın bu kadar uzun süre daha kolay, hızlı bir şekilde. Ani kontrol kaybı meydana geliyor. Hatalı davranış ve iş kazası meydana geliyor. Bugün bu ülkede, Türkiye'de iş kazaları büyük bir çoğunluğu arkadaşlar yapısal struktürel kaynaklı değildir, biliyor musunuz? %90'ı insan kaynaklıdır. Dikkatsizlik ve ihmal kaynaklıdır. Bunun en temelinde de psikososyal faktörler geçiyor. Stresörlere baktığımız zaman ruhsal ve sosyal nedenler, fiziksel nedenler, tüm bunlar zaten tek okumayacağımız sayfada görüyoruz. Şimdi biraz da mesleklerimize bakalım. Bu ilk ona, bu sadece hani frekans şiddet olarak değil, yaygınlık ve şiddet olarak hissedebilirim ben bunu. Madenciler en fazla strese, stresli ya da riskli grupta bu anlamda. Polis memurları, gardiyanlar falan. Bakın burada biz de varız. Işte, bakın, yani ben binlerce meslek var ama ilk onda, yani insan kaynaklarında ilk onda işte müzisyenler nasıl bir stresse, ama bu da önemli. Bilmiyorum. Peki, bir de şeye bakalım. Olaylara göre stres dağılımına. Mesela bir kişi de itin, çocuğu da ölümü, eşi de ölümü, eşi tarafını aldatma, bak anne babanın ölümünden daha yok mümkün demiş, ya da hapse mahkum olma, çocuğun sakatlanması vesaire, boşanma, işte büyük ölçüde borçlanma, ilişki vesaire. Bunlar da yani biz işletme açısından baktığımız zaman sadece bizim neden olmadığımız psikososyal etkenler de olabilir. Yani mobbing deyince hani bu bağlamda sadece değerlendirmeyelim. Yani bunu açtığımız zaman hani bunun da hani yeni bir kavram olduğu için aslında işletmenin neden olmadığı risk faktörleri de biz ele alıp ona göre hani bir fayda modellemesi gitmemiz gerekiyor. Şimdi size yanıt evreleri açısından baktığımız zaman tam da işte iş yeri ekimi, insan kaynağının anlayıp devreye girmesi süreç olarak baktığımız zaman tehlike durumu hazır olan bu alarm aşaması diyoruz. Direnme, karşı koyma aşaması, bir de tükenme aşaması. Şimdi birey strese karşı nasıl bir tepki veriyor? Stres altındayken bir değişim ortaya geliyor. Yani tehlike olarak algılıyor. Endokrin sistem, hipotalamus ve pankreas, bütün bu şeyler kendine ait etkilenmeyi gösteriyor ve salgı üretmeye başlıyor. Ve üç aşamada bir alarm direkt tükenme diye karşımıza çıkıyor. Birinci evrede tehlike durumu hazırlığı alarm aşaması. Stres hormonuna salgılanması, göz bebeklerinin büyümesi, kan basının yükselmesi, terleme. Bir sonraki şeyle organizma mücadele ederek kaçarak stresten korunmaya çalışıyor. Burada karar veriyor. Ya kaçacağım ya da mücadele edeceğim. Stres, sempatisinin sistemi, savaş, kaçtıkça organizmanın değişimine, bedende yüzleşmeye de kaçmaya hazır oluyor. Bütün bunları yavaşlıyor. Arkadaşlar bunun
Bizim toplumumuzda en enteresan dişe vurum şekli nedir olsun? Bağırsak hastalıkları. Bu gizli bir tehlikedir. Özellikle son yıllarda kalıcı bağırsak hastalıkların temel nedenlerinden bir tanesi hani biraz aktif bir üretimlerde, o tür şiddetlerde bu şekilde dişe vurum şekli düzenliyoruz. Bu anlamda önemli. Diğerleri farklı bir şekilde yani o daha belli oluyor. Onlar bir şekilde önceden görünmüyor bir şekilde ama bir dakika ben kalbim şu olur, ritim bozulurken doktora gidiyor ama buradaki şeyi tanımlayıcı şeyi atlıyoruz. Daha da kronik geçiyor, daha da sorun haline geliyor. Ne oluyor? Bu fiziksel belirtilerdi alarm aşamasında. Alarm aşamasında bir de duygusal belirtilerimiz var. Huzursuzluk, sıkıntı, gerginlik, kaygılı olma, karamsarlık, durgunlaşma, çökkünlük, sinirlilik, aşırı duygusallık, İşlerde isteksizlik, özgüven azalması, güvensizlik. Bir de zihinsel belirtiler var. Unutkanlık, konsantrasyon azalması, ilgi azalması, iş kalitesinin düşük, hatalarda artış, aşırı hayal kurma, olumsuz üzerinde odaklanma. Sosyal belirti olarak baktığımız zaman, sosyal hayatın yoksunlaşması, randevuna gitmeme, iptal etme, insanlara hata bulmaya çalışma, işte sözel hareketle suçlamalar, birden fazla kişiye dargınlık şeklinde çıkıyor. İkinci yer olarak ne var? Direnme, karşı koyma. Organizma stres yaratan duruma karşı direnciliği yükseltmeye çalışır. Eğer bunu yenerse güzel bir şey ama bunu yenmesi aslında o stres kaynağının kendisi için başkası için ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Uyum aşaması gerçekleştiriyor. Direnme söz konusu birey strese karşı eline gelenleri tüm üyeleri ortaya koyar. Stresi davranışlar devam eder ama. Bir de tükenme aşaması. Burada ise üçüncü evrede stresle etkili bir şekilde baş edilmediğinde ya da stres kaynakları çoğaldığında alarm, reaksiyon tepkileri ortaya çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Ve devam etmesi durumda işte kronik hale geliyor veya başka stres faktörlerine de açık hale geliyor kişi. Evet, başka stres kaynakları hale geliyor. Geçtiğim testiklimlerden bahsediyorum. Peki klinik olarak bu süreçlerinin kaç tane bahsetmek istiyorum. Ne görüyoruz? Psikolojik kısmının üzerine duruldu. Ben fazla durmayacağım. Özellikle sistemin uzuna baktığımız zaman kardiyovasküler etkiler, hipertansiyon, iki muskuların, nörolojik etkiler, Parkinson, felç. Evet arkadaşlar bunlar altyazısında başka fiziksel bir şey olması gerekmiyor. Tamamen ortamda insanın bir işletmeye girerken maaş kazanacağım, huzur alacağım diye gittiği de karşılaştığı karşılıklarına. Gastrointestinal etkiler, spastik olan gastrointestinal iştahsızlık, endokrin etkiler, diyabet, kronik hastalıkları, üreme sağlığına etkiler, mens düzensizlikleri, impotans, vazospermi, gıdazanma, pasifilistim hastalıkları, enfeksiyona yakınlık, dikkat kaybı bozukları. Bunlar bir tıbbi, medikal sorun olarak da karşımıza çıkan durumlar olarak gözlemliyoruz. Her zaman kötü değildir stres. Yani baktığımız zaman. Doğru. Stres birazcık hani belki hani biraz işletmelerde bunu hani biz bunu diyoruz ama onlar da biraz daha abartarak bunu hani otoriteyi kurmaya da iş verimini artırmak için kullanmaya çalışıyor ama bahsettiğimiz şey o değil. Vücudun hani eğer strese karşı cevabını iyi yönetirse gerçekten hani bu kişilerin kalp hastalıklarına ve şeye daha dayanıklı olduklarını başka bir Japonya ve şey çalışmalar, Mehmet Özden çalışmaları var, bir çalışmaları var ama bu konuda ilgili doktorlara konuştuğumuz bunu ben fazla girmek istemiyorum. Ben buraya geçiyorum. Evet, pardon. Evet, ne yapıyor? Arkotikin, ilaç tükeni, depresyon, yüksek tansiyon biliyoruz. Kazalar. Gerçek kazalar başarılıyoruz. İşte gerçekten böyle. Şimdi doğru değil mi? Alkol oluyor, kaza oluyor. Yani işletleri de aynı. Bak bu sorunlar, depresyon buna neden oluyor. Bir bunlar karşımıza çıkan sorunlar. Şimdi stres kaynaklarına baktığımız zaman bireyin kendisiyle ilgili stres kaynakları var. Yaşadığı çevreden oluşan kaynaklanan stres kaynakları var. Bir de iş çevresi yaratıcı stres kaynakları var. Şimdi biz iş ortamı bizim aslında bilinçli zamanımızın çoğunun geçirildiği bir ortam. Doğru mu? Yani ailemizden, çoluğumuz, çocuğumuzdan daha fazla geçiriyoruz. Ve onu aslında biz bu tür streslerden arınmış bir ortam haline getirebiliriz. Bunun için de yasal altyapı, yani kanunu üst çerçeve çizildi arkadaşlar. Asıl mücadele buydu. Bugün bu ülkede 6.300 sayfa kanun yayınlandı. Çok önemli bir şeydir. 100 yılın bir olayıdır. Yani bunu bilerek söylüyorum. Yani reform, Avrupa Birliği'ndeki reform niteliğinde değişiklikler yaptık.
Ama Atatürk Türkleri bana bir kelimeyle tanımlayacak olur derseniz ben size diğerini nitelikleri ikram ederim. Maalesef alt içerik verilemiyor. O bize her şeyi veriyor. Çok rahat çalışmalarla güç grupları oluşturarak aslında bununla alakalı çalıştığında az önce bahsettiğimizde ise çok zor bir gerek yok. Kanuna gerek yok. SGK'nın şurasında bunu da yapacaksınız. Başka çalıştığında yapacaksınız. Buralarda çok daha iyi yollar alınabilir. Bunu mevzuat altyazı sağlıyor şu anda. Bazı üzerinde bir yapı sağlıyor. Bir şey bunları geçiyor. Mesela gürültü, kalabalık bunlar hem kendileri mesela gürültü ne yapıyor? İşte işe de ekim açısından baktığı iş savaşından yürüttü. İşit bir eğitim ortaya çıkartıyor. Ama aynı zamanda psikoloji gözü başka bir şey ortaya çıkartıyor. Yani biz bunu iş sağlığı güvenliği açısından tam da bu konuya giriyor. Doğru betimlediğimiz zaman aslında bu sorunlar çözebiliriz. Gelirken saate bakmadım. Bakayım abi. Neyle karşınıza yapıyor bunlar? Tabii ki bu konuşulduğu için bunları bilmiyorum. Evet, bunları yerine getirmek. İşveren bu tür şeyleri kendi maliyet olarak görüyor. Aslında biz bunları doğru anlattığımız zaman buradan elde edecekler iş verimini arttırabileceğini, bunun da kendisi için daha fazla bir kar olduğunu, yani bunların hepsinin turnover'ı artırıyor, isteksizliği artıyor ama doğru bir şekilde betimlediğimiz zaman bütün faydaları sağlayabileceğini biliyoruz. Ben yaşadığım bir şey ve mobilite alakalı konuşuldu, bir tanıdığım da size bir şey anlatacağım. Bilişim sektöründe çalışan bir arkadaş, ya işte daha sonra bu mobilite öğrendikten sonra bu mobilite olarak tanımladı, o zaman başka şekilde tanımlıyordu. Ama gerçekten anladığında hani ona mobil uygulanmış. Ama belki de herkesin uyguladığı biraz daha fazla ama hani bu kadar şey. Bu mobil uyguladığınız kişilere şunu söylemek isterim. Dikkat edin, mobil uyguladığınız kişilerin psikoloji sağlam olsun. Eğer onların psikoloji sağlam değilse öyle bir mobil gelsiniz ki 10 yıl sürdü. O kişi patron işini kaybetti. Her mecrada uğraştı bununla. Şimdi bu arkadaşın psikolojik sorunları vardı. Yani mobbing uğrayan kişi gerçekten mobbingle uğramıştı ama pişmanlık sorunları vardı. Öyle mobbing yaptı ki karşı tarafa, yani yaptığının için pişman oldu. Yani işini kaybetmek zorunda kaldı. Onun için hani bunlar hani biraz yeni konular, bunları şey yaparken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Benim anlatacaklarım bunlar. Soru varsa cevaplamak istiyorum. Mikrofon. Soruya geçmeden bir şey önermek istiyorum. Arkadaşlar Çalışma Bakanlığı yani burada ben bunu da getirdim. Yani paylaşabilirsiniz arkadaşlarla notlarla beraber. İş yerlerinde takip mobil bilgiler rehberi var. Bunun sayfasını indirebilirsiniz Çalışma Bakanlığı ama harcı var. Bunu mutlaka edinin. Bakın gerçekten Çalışma Bakanlığı güzel bir çalışma yapmış. 2014'te. İnşallah tekrar yeniden revize edelim. Ama iyi bir çalışma. Burada üstadım sizin için çok işinize yarayacak bir sürü hukuk şeyleri var. Hani işte 4.8.7'ye göre işte borçlar kanununa göre bir sürü hukuk mahkeme kararları var. Bizim kadar farklı şey var. Ama aynı zamanda kendi şimdi ben öğretemiyorum bunu. Onun için gösteremiyorum. Bir sürü şey var. Kendi mesela alerjik üzerine yapılmış şeyler var. Anket var. Mesela bu konuda. Enteresan bir şey. Bir soru soracağım. Kamu ve özel sektörde olursa nerede daha fazla mobbing şikayet alıyoruz dersiniz? Özelden. Kadın erkek deyince hangisinden fazla? Erkek. Erkekten. Yani şimdi böyle orada yapılmış çalışmalar var. Ben özellikle bunu şekilde kütüphanemde bulunmamızı istiyorum. Evet, buyurun. Pardon. Teşekkür ediyorum. Talat Çambala. Şimdi bir girişten bahsettiğiniz meslek hastalığı istatistiksel olarak Türkiye'de çok düşüktür ama ben size şöyle söyleyeyim. Bizim mevzuatımız Almanya'dan daha çok ileridedir. Bunun düşük olmasının nedeni bir insanlarımızın, çalışanlarımızın bilinç eksikliği nedeniyle uğradıkları meslek hastalığı
olduğu yönünde talep gelmemesi, iki avukatların bu konuda bilgisizlikleri. Ben bir ücretleri miyim hocam? Size evet. Devam edeceğim. Bizim daha önce meslek hastalıkları ile alakalı 3 tane hastanemiz vardı. İstanbul'da, Kocaeli'nde ve Zonguldak'ta. Bu 3 hastaneye özel gönderecektik. Oradan şey çıkacaktı. Bu değil, 2000 yılında biz bu değişik yaptık. Türkiye'deki bu hastanelere ek olarak tüm üniversite eğitim hastaneleri. Tamam, özür dilerim. Devlet üniversite hastaneleri bakabiliyor. Bir de devletin eğitim araştırma hastaneleri. Yani diyelim normal devlet hastanesi değil. Eğitim hastanesi olan hastanelerde artık meslek hastasında ve inanın çok hızlı bir şekilde artmaya başlayacağız. Temel sorunumuza bir tanesi buyurun. Buna karşı Yüksek Sağlık Şurası'na gidebiliyorsunuz. Ona karşı da Türkiye'de yargı yolu açık. Birçok ülkede şuranın kararlarına yargı yolu açık değildir. Ona rağmen de mahkemeleri açtığınızda meslek hastalığı tespiti rahatlıkla yaptırabiliyorsunuz. Yıllardan beri söylediğim bir şey var. Bir iş yerinde sistematik bir mobbing uygulanıyor ve bunun sonunda bu kişi artık çalışamaz duruma gelmiş, işveremezlik raporu almışsa bu bir meslek hastalığıdır. Çünkü Türkiye'de meslek hastalıkları iki türlüdür. Bir tanesi çalışılan işin niteliğinden kaynaklanır. İkincisi yürütüm koşullarından kaynaklanır. Yani siz bu kişiyi bu koşullarda çalıştırırsanız ve bunun sonunda bir hastalığa yakalanıyorsa bu Türk hukukunda meslek hastalığıdır. Ancak bu yönde avukatlar dava açmıyorlar. Önlerine gelenlerde de eksiklik bizzat buradan kaynaklanıyor. Bir başka konu, şiddet ve mobbing çok farklı kavramlardır. Burada zaman tartışıldı. Bir ayda kesinlikle hiçbir koşulda mobbing oluşamaz. Yani bunu net olarak söylüyorum ve mobbing hukuki bir kavramdı. Yani siz bunun üzerinde bir psikolojik şiddet teşhisi yapabilirsiniz. Ama mobbing çok farklı bir sürecin ismidir. Öyle 15 günde, bir ayda, iki ayda da çıkacak bir kavram değildir. İş sağlığı güvenliği yönünden olduğu için şunu sormak istiyorum. İş sağlığı güvenliği kanununda çalışanın işi bırakma ve ücrette talep etme hakkı var. Mobbinge uğradığını iddia eden bir kişi işi bırakabilir mi? Hangi koşullarda bırakır ve ücretini alabilir? Yok. Yok. Bunda. Dediğim gibi aslında üst yapısı hazır ama yok. Hocamız çok güzel bir şey değindi. Gerçekten biz mobbingle ya da mobbingle meslek hastalığını ilişkilendirmediği zaman hiçbir kazanım elde edemeyiz. Yani bunu ilişkilendirdiğimiz zaman bundan sonra yol açılıyor. Bundan sonra işveren korkacak, başka şey korkacak. Bunu ilişkilendiremediğimiz zaman, sağlam bir ilişki ortaya koyamadığımız zaman hep şeyde kalacak. İşte hani üçüncü taraf şahsına münasır işte sonuçlar ortaya çıkacak. Bir kişi gidecek, o hakkını alacak mahkemede. Diğeri aynı şeyde alamayacak hakkını vesaire. Bu ikinci, evet, çalışanın işten ayrılma bu konu var. İşiyle alakalı olan kısımda ama bu konu mobbingle alakalı ve bununla alakalı tanımlanmamış. Ama oysa bir hastalık ortaya çıkartan her şeyi diyoruz, da ayırmıyoruz. Yani bir kaza riski varsa, bir şey varsa, kendine de kısmı varsa imtina etme, işte bu tür hakları var. Ama mobbing ile alakalı maalesef yok. Dediğim gibi yani özellikle psikososyal risk etmenleri de yok. Ama yani o konuda da hani çalıştığımız şeyler değil, henüz ortaya çıkan. Ama mutlaka meslek hastalığı ilişkilendirmesi yaptığımız zaman bunlar çok betimlendiği zaman bunlar tanımlanır. Çünkü yemek vaktini çok açtık. Merhaba, teşekkür ederim sunuşunuz için. Ben şeyi soracaktım. İş yeri hekimlerin mobbingi ayırmasıyla ilgili nasıl bir eğitim aldıklarını ve bu eğitim kimlerin verdiği? Şimdi iş yeri hekimlerine, iş yeri hekimlerine verdiğiniz eğitimimiz saygı. Tabii detayları var. İş yeri hekimleri, yani doktorlar, sürecinde bir psikolojik reçete yazabiliyorlar, bir eğitim alıyorlar ama profesyonel uzmanlık alanları değil yani. Başka yardım almaları gerekiyor, çalışması yapması gerekiyor ama şu anda o alandaki tek profesyonelimiz işçili hekimimiz olan bu olduğu için bunlar da hekimliğin dışında ayrıca işçili hekimliği eğitimi alırken psikososyaller risk etmenleri başlığı altında bir eğitim alıyor. Ama bu mobbingle alakalı bir eğitim alınmıyor. Biz bunu işte kendi şeyimizde bu psikososyal risk etmenin altında ayrı başlık açarak anlatıyoruz. Çünkü hani çok karşılaştığınız bir durum olduğu için. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler.